Paratım takımı ise beyaz üzerine lacivert formasıyla sahadaki yerini alıyor. Oldukça keyifli, güzel bir mücadele bizleri bekliyor olacak. Türknet takımı geçtiğimiz dönem turnuvada sonradan açılan takımlardan biri. Grupların son maçlarına doğru kendisine gelmişti. Özellikle ilk 7'yi çıkarmakta çok güçlük çeken bir takımdı Türknet takımı. Paratım ise ilk kez mücadele edecek organizasyonumuzda. Bakalım nasıl bir performans gösterecek, hep birlikte göreceğiz. Dostluk çerçevesinde güzel bir maç geçmesi dileğiyle. Artık her şey hazır. Paratım'ın santrası ile mücadele başlayacak. Orhan topun başındaki isim Paratım'da. Orhan'la Gökhan ve Paratım mücadeleye başlayan taraf oluyor. Orhan kaptırdı şimdi. Bir araya girdi. Uzaklardan bir şut denemesi. Ekin'in topu doğrudan out'a çıkıyor. Önde baskı yapıyor Paratın takımı. Erde. Ozan. Oldukça kaliteli bir isim olduğunu söyleyebilirim Ozan'ın. Özgür Eröz'ün yaptığı hareket. Faul. Özgür'ün baskısı var ancak top Türknet'li oyuncularda kaldı. Bahattin şimdi topu aldı. Bahattin birinci rakibine kart etmeyi başardı. Bahattin ara pası düşüncesi, savunma başarılı. Ahmet, Bahattin tek top, tekrar Ahmet'in önünde kaldı. Ahmet şutu, savunmadan geri geliyor. Şimdi Gökhan, Ahmet'in Gökhan'a yaptığı hareket, faul. Uzun bir topa doğru sekerse tehlike. Erde o pozisyonda başarılı olan isim Özgür Eröz. Özgür oynadı sol kanada Ozan'a. Ozan bir şut, savunmaya da çarpan top kornere çıkıyor. Mücadeledeki ilk korneri Türknet takımı kullanacak. Ahmet şimdi topun başındaki isim. Bahattin. Kalesine doğru riskli bir pas. Baskı devam ediyor Paratım takımında. Top Erde'de kaldı. Erde hemen Bahattin'le oynadı. Bahattin. Ara pası düşüncesi. Yine savunmaya çarpan top. Şahin yetişemedi bu pozisyonda. Ahmet şimdi korner kullandı. İçeri doğru orta. Ozan'dan önce savunma girdi araya. Orhan'la şimdi atak geliştirecek takım. Paratım. Orhan. Oldukça ağır kaldı Bahattin'in karşısında. Orhan'ın baskısı devam ediyor Bahattin'e. Bahattin. Orhan ve Gökhan ikilisiyle Paratım takımı ön alanda baskı yapmaya çalışıyorlarken Ahmet girdi araya. Ahmet şutu ve topa vardı gol. 1-0. Ahmet takipçilerini konuşturdu. Bize haber ver canlı yayını almadan. Takipçilerini konuşturdu ve topu kaptı ve topu ağlara göndermeyi başardı. Tekrardan mücadele santrayla başladı şimdi Orhan. Ekin'le oynadı. Ekin, Orhan'dan
Sol kanadı Şahin'e. Şahin indirdi Gökhan'a. Gökhan Ekin var yanında. Gökhan açtı sağ tarafa doğru, yine girdi Bahattin Müsefer araya. Bahattin atabilirse şutu, direğe çarptı. Baktı hakem devam diyor. Herkes gol diye ayağa kalktı ama hakem topun çizgiden geri geldiğini söyledi. Bu pozisyonda Erdi kaptırsa tehlike. 3-2. Özel hakem de faulle durdurdu Bahattin Yusuf'u bu pozisyonda. Bahadır şimdi topun başındaki isim. Parıltım takımında Bahadır. İki kişilik baraj var. Ekin yanında. Ekin'e de atabilir Bahadır. Doğrudan kale, barajdan geri geldi. Şimdi Ahmet Ozan'la oynadı. Ozan bileklerine hakim bir isim ama kaptırdı bu pozisyonda Bahadır. Ama hemen Erde girince pozisyona. Şimdi Ozan tek topla çıktılar. Bahattin Ozan paslaşmasında başarı var. Ozan rakibini geçti ama öncesinde yapılan hareket Ozan'a faul. Ahmet geriye kadar geldi faul atışını kullanmak için. Bakalım nasıl bir organizasyon gerçekleştirecek. Ahmet Erde var yanında. Ahmet içeri doğru gönderdi. Savunma başarılı parıltım takımında. Ozan şimdi topla buluşan isim. Ozan arkaya terse çevirdi topu Ahmet'e. Ahmet birinci rakibini geçti. Tek toplar Bahattin. Sol kanattan atak gelecek. Özgür topu kaptırdı parıltım takımına. Şimdi bir kontra atak şansı olabilir. Gökhan. Bahadır geriye döndü. Yusuf. Araya oynayabilse tehlike olabildi. Orhan şut açısı aradı. Şimdi Erde girdi araya ama Erde'nin yaptığı harekete hakem faul diyor. Faul atışıyla mücadele başlayacak. Orhan iki kişilik baraj var. Şut mu çekecek bakalım. İçeri doğru orta. Kaleci için rahat bir top. Mehmet Bayrak için kaptırılan bir top. Gökhan etkisiz bir şut geldi. Mehmet hatalı başlattı ama bu pozisyonu iyi değerlendiremedi. Mücadeleye ilgi de oldukça büyük. Tribünlerde yoğun bir kalabalık var. Gerçekten taraftar akını var. İki takımın taraftarları ve maçı izlemeye gelen taraftarlar da şu an tribünlerimizdeki yerleri aldılar. İki tribünümüz de adeta yarı yarıya dolu diyebiliriz. Her geçen dakikada izleyen sayısı artmaya devam ediyor. Aynı zamanda mücadelelerimiz tabii ki de canlı yayınla da businesscup.com.tr adresinden takip edebilirsiniz. Şimdi atak geliştiriyor Ekin'le parıltım takımı. Ekin'den Orhan'a. Orhan tekrar Ekin'e girecekti. Özgür Eröz pas arasına girdi ama Ekin'de kaldı. Ekin'den Bahadır'a Ahmet başarılı. Ahmet bu dakikaya kadar takımının en çok çalışan ismi diyebilirim. Ozan çıkaramadı orada topu. Şimdi Yusuf girdi araya. Orhan attı topu şimdi Gökhan'a doğru. Top oyun alanı içinde kameralarda oyuna dahil oluyor. Bunun da bilgisini izleyenlere verelim ki daha sonra maç oynayan takımlarımız da olabilir. Ekin hakem iki takıma müdahale etti ama hakem sadece sakatlıktan dolayı oyunu durdurdu. Umarız iki oyuncunda ciddi bir şey yoktur. Neyse ki ayağa kalktı. Ekin ayağa kalktı. Ozan'la şimdi atak geliştiriyor. Türknet takımı Ozan Bahattin'le oynadı. Bahattin sağ kanada doğru topu açtı. Şimdi sağ kanattan Türknet takımı atak geçecek. Arka direğe orta oldukça etkisiz bir orta oldu. Bu Türknet takımı adına. Ekin kaleyi düşündü. Şimdi Ahmet topu aldı. Ahmet baskı devam ediyor. Bahadır Ahmet'in baskısı yine sonuç verdi. Ahmet bugün adeta inanılmaz bir performans gösteriyor. Bu da hırsıyla yapmış olduğu bir faul oldu diyebiliriz. Ama takımını pozitif etkiliyor. Maçtaki de tek golün sahibi. Uzaklardan bir şut. Top kaleci ikinci pozisyon.
Ceza sahası, karambol, şut, yine kaleci, iki, Gökhan, top. Bakıyorum korner. İnanılmaz bir karambol oldu ceza sahası içinde. Kaleci müdahalesi yetersiz kaldı ama ardından hatasını telafi etti. Ekin'le şimdi korner atışı kullanacak Pırıltım takımı. Orta bıraktı Orhan. İstediği gibi vuramadı ama Gökhan'a gelebilir. Gökhan'ın Erde'ye yaptığı hareket faul. Ekin. Ozan aldı şimdi. Ozan sol kanattan ilerledi. Ozan rakibini geçebilecek mi? Orhan'ın baskısı var Ozan'a. Ozan açtı şimdi topu Bahattin'e. Bahattin vuruşu. Top avuta gidiyor. Şimdi mi? Bitince mi? Öyle mi anlaştınız abi? Kim açmış? Orhan. Şimdi sol kanada döndü Şahin'e. Şahin topla buluşan isim. Şahin güzel bir top gönderdi Ekin'e. Ekin'den güzel bir tek topta Gökhan'a. Gökhan. Ekin Erde. Sonra da kaleci Mehmet Bayrak'ta kal top. Mehmet şimdi Erde ile oynadı. Erde. Hemen yanında Özgür var. Özgür'le top buluşturdu. Özgür bugün orta sahada mücadele ediyor. Genelde takımın hücum hattında görmeye alışık olduğumuz bir isim. Golcü de bir isim Özgür. Kaptırılan bir top. Ekin, Türknet takımı golü bulduktan sonra Pırıltım'ın daha çok baskısını görüyoruz açıkçası. Genel hatlarla Özgür iki güzel hareket. Hem topu kaptı hem de topu sürmeye çalıştı ama tabii yapılan faul onu durdurdu. Çağatay Ozan'la oynadı. Ozan uzaktan oldukça etkili şutları olan bir isim. Savunma topu kesti. Bahattin kaleci. Güneş kaleciyi etkiliyor. Bu pozisyonda Bahattin'in yaptığı hareket faul Bahadır'a. Çağatay indirdi Erde. Ozan. Ahmet'ten etkisiz bir şut diye adlandırabiliriz bunu da. Orhan Elmas Gökhan'la oynadı. Gökhan Bahadır'a gönderdi. Bahadır ama Bahattin'in baskısı var. Bu dakikaya kadar Gökhan çok etkili olmadı Pırıltım takımı adına diyebiliriz. Aldığı topları iyi değerlendiremeyince takımı da atağa kalkmakta zorlanıyor diyebiliriz aslında baktığımızda genel olarak. Ozan şimdi topla buluşan isim. Ozan oldukça soğukkanlı, çok tecrübeli bir isim. Hakikaten Türknet'in parlayan yıldızı. Turnuvanın da geçmiş dönemde MVP ödülünü almış oyuncularından biri Ozan. Durdurulması güç bir isim. Bahadır araya girdi. Pırıltım takımında şimdi tek toplarla çıktılar. Gökhan. Bahadır'la oynadı. Şimdi Bahattin'de kaldı top. Bahattin Ahmet'le oynadı. Ahmet. Rakibini Orhan var karşısında. Orhan'ı geçti Ahmet. Ahmet içeriye doğru süzüldü. Bakıyorum korner. Korner atışıyla mücadele devam edecek. Arka direğe doğru Bahattin'e gönderilen top. Bahattin şimdi topu kontrol etti. Bahattin kaptırılan bir top. Şimdi Ekin Gökhan'la oynadı. Gökhan hiçbir arkadaşı olmayınca savunma hattına geri döndü. Yusuf bindiren arkadaşı gördü Bahadır'a. Bahadır Özgür sarkıttı. Bahadır istediği gibi vuramadı topa. Top oyun alanı içinde. Ekin'in şutu kaleci ikinci pozisyon. Özgür kademede başarılı. Şimdi atışıyla mücadele başlayacak. Hakem out atışının durdurularak başlamasını söyledi. Çağatay. Ozan oynadı. Ozan rakibini geçti. Ozan şut açısı arıyor. Ahmet'le tek toplarla girme düşüncesi Bahattin'de kaldı. Bahattin arkaya doğru orta. Ahmet için yüksek bir top oldu bu. Evet.
Business Cup'ta tam 10 hafta boyunca sürecek heyecan fırtasının ilk maçları oynanıyor. Birinci haftası oldukça keyifli ve farklı geçen mücadelelerle devam etti. Şu ana kadar 1-0'lık Türknet üstünlüğü varken Gökhan vurdu gol! Etkisiz dedik, performansı bu dakikaya kadar düşük dedik ama golcülüğüne kimse laf edemez bunun. Bir ilginç anekdot da vermek istiyorum. Parıltım takımının teknik direktörü bir bayan. Bu da hakikaten futbolumuzun görselliğine, doğasına yakışan bir olay. Parıltım takımının bu cesaretinden dolayı da tebrik ediyoruz. Hakikaten böyle bir isme güvenmişler. Erde Şahin, hakem gereğinden fazla kalktığını söyledi ayağın. Birazdan rejiden ismi kulağıma geldiği zaman teknik direktörün ismini de sizlere öğreneceğim ve aktaracağım. Hatta bir ricam da olacak onlardan. Teknik direktörün bir görüntüsünü sizlere aktarmalarını rica edeceğim. En uygun zamanda tekrardan mücadelemize geri dönelim. Çağatay. Bahattin şimdi topun başında. 3 kişilik baraj. Çağatay. Erte, Ozan da orada. Ozan gizli bir silah olabilir derken Ozan'a attılar. Ozan. Ozan şimdi rakibini geçti güzel bir hareketle. Ozan ara pası da güzel Özgür'e. Özgür rakibi yatırdı. Ahmet istediği gibi vuramayınca top avuta çıkıyor. Kadınmış. Ekin Gökhan'la oynadı. Parıltım takımı tek topu iyi yapan bir ekip. Özellikle ileri atlı topu taşıyabildikleri zaman oldukça başarılılar ki. Savunma hattında Türknet'in genel sıkıntısı. Geçtiğimiz sezonda bu konuda savunma anlamında sıkıntılar zaman zaman yaşamışlardı. Türknet takımı. Ekin istediği gibi olabilseydi Bahadır belki de çok şık bir gole tanıklık edecektik hep birlikte. Erde de yükseldi ama top Orhan'da kaldı. Bahadır açtı topu Yusuf'a. Yusuf şutu. Hakeme çarpan top bizlere seneler önceki Ahmet Çakar'ın yaşadığı pozisyonu hatırlattı. Ama neyse ki burada herhangi bir gol olmaması kaosun büyümesini engelledi diyebiliriz. Ahmet'in Ekin'e elini kontrolsüz bir şekilde kullandığını söyledi. Çağatay hemen kademeye girdi o noktada. Türknet savunması çok fazla hata yapmaya başladı bu dakikalarda. Gökhan arkayı gördü. Ekin istediği gibi vuramadı. Ekin istediği gibi topa vuramadı bu pozisyonda. Türknet'in golü bulduktan sonra oyundan çok fazla düştüğünü söyleyebiliriz. Özellikle orta alanda ve savunmadan çıkarken kaptırılan toplar takımda ciddi sıkıntılar yaratıyor. Bahattin yine uzaklardan şansını dedi ama parıltımın set savunması buna da izin vermedi. Ekin. Bahadır'la oynadı. Bahadır tersi görse ki gördü. Orhan tekrardan bir top gönderdi Ekin'e. Ekin. Sevgi Bahattin. Yapılan hareket. Ozan. Out. Tamam Serhat. Şahin'le şimdi savunmadan top çıkartacaklar. Ozan sağa gördü. Ahmet'i gördü. Ahmet pas ve gol. 3 topla ceza sahasında cezayı kesiyor Türknet takımı. Skor şimdi 2-1. Kadın Özgür!
adamsınız. Ekin şimdi topla buluşan isim. Ekin Orhan'ı görüşe tehlike yaratabilir takım adına. Şimdi terste aslında Bahadır bomboş ısrarla top istedi. Ekin gayet güzel bir şekilde topu ona aktarmayı başardı. Bahadır yaptı ortasını. Orhan istediği gibi kontrol edemedi bu pozisyonda. Açtı topu Yusuf'a. Yusuf tekrar Bahadır'ı görebilecek mi? Yusuf çalımı düşünce 2'ye 1 kaldı şimdi. Ahmet Ozan istediği gibi vuramayınca top üstten avuta çıkıyor. Ekin. Bakalım. Bir şey var mı Ekin'in? Umarım ciddi bir şey yoktur. Ekin de centilmen bir şekilde topu rakibe gönderdi. Şimdi Çağatay topla buluşan isim. Çağatay Ozan'la oynadı. Ozan tek toplarla topu rakip alana taşımak isterken Yusuf girdi. Yusuf'tan Şahin'e, Şahin'den Bahadır'a. Bahadır baskı var Bahattin'den. Ahmet'in de presi devam ediyor. Kaleci uzaklaştırmayı başardı ama istediği gibi uzaklaştırmadı. Bahattin girdi kademeye. Bahattin Ahmet dönünce Yusuf. Yusuf da başarılı bir performans gösteriyor takım adına. Bahadır Orhan'ı görebilecek mi? Göremedi. Şimdi Ekin'de kaldı top. Ekin. Orhan tek top yapıyor. Şahin. Birinci rakibini geçti ama topu kaptırdı. Ozan. Hiçbir arkadaşı yok orada. Ekin. Orhan'a Çağatay kademede başarılı. Çağatay da savunmanın sağında hemen hemen bütün topları kesti diyebiliriz takım adına. Bahadır uzaklardan şansını denedi ama Özgür orada topun ileriye gitmesini engelledi. Özgür'ün Bahadır'a yaptığı hareket faul. İki takım da oldukça centilmen bir yapı içindeler. Her pozisyondan sonra birbirlerinden özür diliyorlar. Şahin kenara gelirken gördükten sonra oyuna giren ismi size hemen aktaracağım. Ozan. Yere doğru top savunmada kaldı. Out atışıyla mücadele start edecek. Şahin'in yerine oyuna dahil olan isim ise Tolga Kaya. Tolga Ekin'le oynadı. Ekin. Araposu güzel yere. Gökhan'dan önce kaleci çıktı ve topu aldı. Mehmet Bayrak. Bahattin. Erde kaptırdı Gökhan'a. Gökhan. Özgür şimdi topu kontrolünü aldı. Özgür Ozan'a doğru açtı. Ozan istediği toplardan biri Ozan. Ahmet'e çok şık bir pas. Ahmet Ozan'a pası aktarabilse adeta 3-1 olacaktı maç. Erde. Bahattin. Erde tek top. Erde'den çok şık bir hareket. Ama sonunu getiremedi. Bir ters vuruş. Topu ağlara mı gidiyor bakıyorum. Son anda kalecinin müdahalesi. Uğur Demirci o pozisyonda son müdahale yapan isim oldu. Ama ilk pozisyonu değerlendirmek gerekiyorsa da hakikaten Erden'in şık bir vücut çalımı vardı bu pozisyonda. Ozan Bahattin'le oynadı. Bahattin. Erdi. Şimdi yine kaleciyle karşı karşıya. Yine top ağlara gitmedi. Bu sefer attı. Erdi şanssızlığını bu sefer yine kendi kırdı.
Şimdi skor 3-1. Mücadele tekrardan başladı. Ahmet Ekin mücadelesi. Ahmet'in yaptığı hareket faul. Çünkü topla değil, rakiple oynadı. Yine bu pozisyonda Ahmet oldukça hırslı. Formasını kaptırmak istemiyor. Hırsını sahaya yansıtıyor. Ama tamamen iyi niyetli bir oyuncu olduğunda her faul sonrasında rakibinden özür dileyerek gösteriyor. Erde hakikaten savunmanın şu ana kadarki yıldız ismi. Ahmet aktarabilirse Ahmet kaleci, ama eleştiriler bir o kadar da Ahmet'e. Çünkü hem solda hem de sağda iki arkadaşı bomboştu. Onlarla oynamayı tercih etse takımının gol bulması içten bile değildi. Artık ilk yarıda da son dakikalara girmek üzereyiz. Bakalım hakem maçın sonuna ilave bir süre gösterecek mi? Yoksa herhangi bir ilave yapmadan bitirecek mi? Bahattin'in yaptığı hareket Tolga'ya faul. İlginç bir kare var şu anda. Ozan'la Özgür saha içinde konuşuyorlar. İki oyuncu maç için de görüşlerini bildirdiler. Son taktikleri birbirlerine verdiler. Ozan içeri doğru gönderdi. Orhan kesti. Ekin. Gökhan kaptırdı şimdi Erde. Gelişine bir şut. Bahattin kesmese. Ahmet. Dışarı. Ahmet, Bahattin. Bir daha. Ahmet yine istediğini yapamadı bu pozisyonda. Şimdi bir kontra atak şansı. Yusuf. Çok geç kaldı Yusuf. Topu oyun alanı içinde kaldı ama ikinci bir kontrol yapılmadı derken hakem ilk yarının son düdüğünü çalıyor. İlk yarıda TürkNet 3, Parıltım Yemek 1. İkinci yarıda tekrardan görüşmek dileğiyle.
mücadelede ikinci yarı start aldı. Mücadelede ikinci yarıya geçtik. Ya normal belden yukarısını al işte. Bir pozisyon daha. Bravo Zan. Bravo Mati. Türknet takımı da ikinci yarı hızlı bir şekilde başladı. Şimdi Türknet takımı fuar atışını kullanacak. Çağatay. Tamam abi, sendeyiz. Az önce de söylemiştim size, teknik direktörleri bir bayan demiştim. Sevgi Ermiş isimli teknik direktörü var Paratım takımının. Hakikaten taktikleriyle bugün takımına yön veren isim oldu. Asıl teknik direktörleri Rıfat Bey rahatsızlığından dolayı gelemediği için yardımcı teknik direktör Sevgi Ermiş bugün takımının başındaki yerini alan isim oldu. Bu bilgiyi de sizlere aktaralım. Takımı bugün onun istediği futbolu sahaya yansıtamıyor ama bu konuda onun yapabilecek çok fazla bir şey yok. Çünkü oyuncuları istediği performansı sergileyemiyor. Ekin kaleci! Akıllı bir düşünce, ters direğe aşıtma bir düşüncesi Yusuf. Bahattin tek top düşüncesi, savunmada Yusuf başarılı. Bir şut. Kaleci Mehmet Bayrak topu kontrolüne aldı. İkinci yarıda bir taktik değişikliği var. Orhan Elmas kenarda. Daha geriye doğru yaklaşmıştı. Bahadır'ı ön alana attılar. Paratım takımında ikinci yarıda bir oyuncu değişikliği var. Özkan Karakoç oyunda. Çıkan oyuncuyu birazdan sizlere aktaracağım. Bir şut yine kalecinin kontrolünde kaldı. Gökhan'ı göremiyorum. Gökhan'ı göremiyorum bu dakikalarda. Evet, Gökhan kenara gelirken Özkan oyuna dahil olmuş. Paratım takımında bakalım bu değişiklik takıma nasıl bir katkı sağlayacak, hep birlikte göreceğiz. Şimdi kaptırılan top Bahadır! Top direğin yanından avuta çıkıyor. Çağatay. Ekin girdi araya. Ekin bugün takımın hakikaten en iyi oyuncusu, en çok mücadele eden oyuncusu. Ekin'in yaptığı hareket faul. Elini kullandığı için omzuna bastı rakibinin, faulle durdurdu. Erde. Orhan girdi araya. Şimdi Özgür. Özgür'e baskı var Ekin'den. Kaleci Mehmet. Tolga Ekin'e gönderdi. Ekin. Tekrar Ekin. Çarpma olarak nitelendirdi hakem. Yusuf iki kişiden çok şık bir şekilde sıyrıldı. Yusuf Orhan'la oynadı. Orhan bugün istediklerini yansıtamadı bu dakikaya kadar takımında. Takımı çok şey bekliyor ondan çünkü. Yusuf hemen kademeye geldi. Ozan'ın şut çekmesini engelledi. Orhan. Açtı sol tarafa doğru topu. Bahadır. Özgür hemen araya girdi. Şimdi Çağatay topu aldı. Çağatay hızlı bir şekilde Bahattin'e kazandırırsa hızlı bir kontra atak şansı olabilir. Bahattin. Çıkartamadı oradan topu. Özkan. Özgür'e atamadı. Özgür Eröz. Şut çekmiş gibi yaptı. Fake'ini gösterdi. Özgür. Top kendisinde. Ozan Erdi'ye bıraktı. Erdi. Oldukça sert bir hareket.
Umarız ciddi bir şey yoktur. Erdi'nin hakem sağlık görevlisini sahaya davet etti bu pozisyonda. Umarız ciddi bir durum yoktur. Bakıyoruz. Neyse ki Erdi ayağa kalktı bu pozisyonda. İstanbul'da düne nazaran oldukça güzel bir hava var. Oldukça güneşli, sıcak bir havada oynanıyor mücadeleler. Tam bir futbol havası diyebiliriz bu hava için. Umarız önümüzdeki haftalarda da bu güzel hava devam eder. Siz taraftarlarımızın katılımıyla da renkli festival havasında bir turnuva geçmesini diliyoruz. Business Cup 2015 bahar döneminin adına yakışır gibi bahar şenliğinde geçmesini temenni ediyoruz. Ozan, Erde, Ahmet, Ozan, tekrar Ahmet. Şutu kalecinin de müdahalesiyle top. Korneri çıkıyor bu pozisyonda. Özgür kenara gelirken Anıl oyuna dahil olacak isim. Anıl Berk Yaşar. Ters bir şut. Uğur'da kaldı. Uğur sakin edilme. Hemen soldaki pozisyondaki arkadaşı gördü. Ekin'in sırtına çarpan top. Şanssız bir an diye nitelendirebiliriz. Ozan çok şık bir şekilde çıkardı o topu. Bahattin arkaya atabilse Ozan'a daha tehlikeli bir atak olabilir şimdi. 3'e 2. Yusuf atamadı Tolga'ya. Tolga'ya iyi bir pas atsa iyi bir kontra atak şansı olacaktı. Bahadır Ozan'ın baskısı devam ediyor çünkü hata yaptı. Bahadır bir oyuncu yerde ama atak bitmiş değil. Yusuf! Top avuta mı gitti? Bakıyorum. Korner. Bahadır arkada Ekin'i görürse gördü de Ekin ama istediği gibi vuramadı Ekin. Orhan omzunu kullandı. Bu kambura yatma olarak değerlendiremeyiz. Pozisyon hakemin kararı doğru çünkü omzuyla rakibinin sırtına bastığı için rakibinin dengesi bozuldu. Pozisyonu Erdi bileklerine inanılmaz hakim bir isim. Erdi bileklerine inanılmaz hakim bir isim. Hakikaten estetik açıdan çok kaliteli bir futbolcu. Tek kişilik baraj vardı. Orhan da geldi. Bakalım Ozan Çağatay'ın bindirmesini istedi. Güzel bir pas ama pas arasına hemen orada girdi. Savunma Yusuf Polat'la. Ozan şimdi yine sol kanattan atak geliştirme çabası içinde. Bahattin. Hakan şükür müsün be adam? Kalecinin üstünden topu ağlara gönderiyor. Kalecinin hatası var Uğur'un bu pozisyonda. Bahadır başladı. Ozan baskısını gösterdi. Ozan da artık güzel bir gol atmak istiyor. Çünkü takımdaki hemen hemen herkes gol atmaya başladı. Bahattin Ozan paslaşması. Ozan kaptırdı şimdi topu. Orhan kaleci! İki güzel hareket! Orhan'ın vuruşu, kaleci Mehmet'in kurtarışı. Bahadır. Orhan rakibini geçti. Orhan şut açısı vardı. Bıraktı topu şimdi. Yusuf savunma. Hemen Ozan'a doğru gönderdi. Ozan açıkma bir vuruş. Savunma ikinci pozisyon. Yine kaleci. Üst üste kontra atak. Karambol ama topu alarla buluşmadı. Şimdi Orhan açtı sağ kanada doğru Bahadır'a. Bahadır.
içeri doğru göndermek istedi. Erde başarılı bu pozisyonda. Erde rakibini geçemedi ama aldı topu. Erde artık isyan bayrağını çekti pozisyonun ardından. Hakikaten üst üste aynı bileğine çok sert darbe alınca o da haklı olarak isyan etti. Oyuncu değişikliği hazırlığı. Bakalım kim çıkacak oyundan. Şu an onu okuyoruz. Ahmet kenara gelen isim. Selam göndersin diyor bize. Bugün hakikaten burada 3 kamerayla canlı yayınlanıyor maçlarımız. Bu maçların yayınlanmasında ise reji ekibimizin de büyük emeği var. Hakikaten oldukça hummalı bir çalışma içinde sizlere bunu haftalar süren çalışmanın ardından hazırladılar. Hakikaten onlara da teşekkürü biz ekip olarak bir borç biliyoruz. Yine bir faul. Erde tekrardan topun başına geçen isim, bıraktı topu Bahattin'e. Orada bir şeyler oluyor mu? Tolga kenara gelirken Serkan oyuna dahil oldu. Bravo, bravo, bravo. Anıl Bahattin'e düşündü. Az önce oyuna giren Serkan. Anıl aldı topu. Anıl. Alper'in şutu kaleci Uğur'da kaldı. Bahadır. Ozan'ın Ekin karşılaşmasını Ozan aldı. Ozan telin avantajını kullanarak rakibini geçmeye başardı. Ozan üst üste hareketler. Oyun alanını tutamadı. Uğur hemen çıktı ve topu aldı kontrolüne. Bahadır. Orhan'ı düşündü. Sekerse tehlike. Orhan ve gol! Ama Bahadır'ın bu goldeki payı büyük. Hakikaten başarılı bir asist diyebiliriz. Mücadele tekrardan başladı. Alper. Skor kaç? Bahadır. Uzun bir top daha. Yine Orhan'a doğru geldi. Ama bu sefer kaleci Mehmet çıktı ve topu kontrolüne aldı. Ozan şimdi topla buluşan isim. Ozan hemen arkasında 4. bir oyuncu var. Kim o? Özkan. Ozan 3 kişi var. 3 kişinin arasından o topu çıkarttı. Şimdi topa müdahale ama. Bu pozisyonda topa müdahale. Şimdi bir kontratak şansı. 4-3 mü geliyor Serkan? Dokunabilse fark 1'e inecek. 4-2'lik TürkNet'in üstünlüğü devam ediyor. O pozisyonda dokunabilse fark 1'e inecek. Erde. Erde pozisyonu Bahadır. Bahadır. Paratım yemek mücadelesini bırakmıyor. Çünkü her an her şey olabilir bu maçta. Bahadır doğrudan kaleye düşündü ama top avuta çıkıyor. Bu şut taraftarlardan alkış aldı. Çağatay Erde ile oynadı. Erde ara pası Ozan'a geçmedi. Yusuf Polat şimdi kesti topu. Yusuf Polat. Yusuf. Erde tek top Alper'e. Alper Ozan'ı da tek topta görse elle kesince sarı kartı da hemen görmek zorunda kaldı. Çünkü elle müdahalenin cezası doğal olarak sarı kart. Sarı kartı gören isim Özkan. Bunun da bilgisini verelim izleyenlere. Tek kişilik baraj. Alper topun başında. Hakem barajın mesafesini ayarlıyor. Mesafeyi ayarladı. Bahadır'dan tek kişilik baraj. Kaleci Uğur kalesinde dikkatli. Ozan'a bıraktılar şimdi topu. Ozan. Bahadır. İkinci pozisyon. Yine Bahadır kalecinin üstüne çıktı. Ama kaleciye yapılan hareket faul. Kaleci bir anlık
darbeyle sinirlendi ama neyse ki Erdi araya girdi ve olayı sakinleştirdi. İki de oyuncunun da tabii ki de herhangi bir art niyeti olmadığı aşikar. Çünkü futbol hırsı, bu tip pozisyonlar futbolun doğasında var. Ozan kenara gelen isim. Birazdan oyuna gelen ismi size aktaracağım. Şu an bulunduğumuz açıdan giren ismi sizlere aktaramıyorum. Bahadır gönderdi Mehmet'in kontrolünde. Ozan'ın yerine oyuna dahil olan isim Ömer Serkan Köylü. Türknet'in aslında bu kadar oyuncu değişiklik yapmasına alışık olduğumuz bir şey değil baktığınızda. Bu arada Ömer oyuna girer girmez bir şut çekti ama Uğur'un kontrolünde kaldı. Az önce de söyledim. Türknet'in kadro konusunda oldukça kısır bir döngü içinde olduğunu biliyoruz ama ilk kez bu kadar çok oyuncu değiştirdiklerine şahit olduk. Bu da bizleri aslında mutlu etti. Çünkü Türknet'in Özgür Bey'in, Özgür Eröz'ün kaptanın hakikaten bu konuda çok zorlandığını, zor şartlarda takımı sahaya getirdiğini biliyoruz ama bu dönem buna kesin bir şekilde önem verdiklerini gösterdiler. Çağatay'ın yaptığı hareket faul. Ekin şimdi topun başındaki isim. Tek kişilik baraj var. Bahadır da vurabilir. Bahadır vurdu. Kornere çıktı. Barajdan gelen top. Korner atışı kullanıldı. Serkan attı noktada. Orhan var. Orhan Ekin oynadı. Ekin istediği gibi vursa, ayak içini kullansa daha etkili bir şut çıkartabilirdi ama onda da artık yavaş yavaş yorgunluk görüntüsü göze çarpıyor. İkinci yarı oyuna giren Serkan oldukça etkili. Hızlı bir oyuncu. Ofansif anlamda takımına katkı sağladı diyebilirim. Ayak fazla kalkınca Yusuf'un, Bahattin endirekt serbest vuruş kullanacak. Bahattin Alper içeride. Bahattin açtı Erde'ye. Erde tekrar Bahattin düşündü ama Bahadır girdi. Bahadır arapası. Mehmet kontrolünü aldı. Hemen uzun bir şekilde gönderdi. Ömer kaptırdı. Anıl tekrar Ömer'le oynadı. Ömer Serkan Köylü. Ömer Bahattin kaptırınca şimdi 2'ye 1 geldiler aslında. Serkan top Yenalar'da kalıyor. Gol olsa maçın seyri bir hayli değişecekti. Erde yine yerde kalan isim oldu. En çok faul yapılan isim oldu. Mücadele boyunca Alper kaptırdı. Bahadır etkisiz bir şut. Bahadır da bugün uzaktan şutlarla etkili olmaya çalıştı. Artık mücadelenin de son 5 dakikanın içine girdiğimizi söyleyebiliriz normal sürede. Mehmet skorun avantajıyla biraz daha ağırdan alıyor tabii haklı olarak. Artık futbolun doğasında bir kural gibi algılayabiliriz bunu. Çünkü hemen hemen her maçta önde olan takımın kalecisinin yaptığı hareketlerden biri topu oyuna yavaş sokmak. Erde şimdi topla buluştu. Bahattin'le oynadı. Güzel bir 2'ye 1 ve top ağlarda gol. Skor şimdi 5-2. Artık parıltımın işi çok zor. Bir mucize olmazsa eğer bugün 3 puanın sahibi Türknet takımı oluyor. Beyler.
hatta gol geldi. Bahadır uzaklardan şansını denedi. Kalecinin hatası top ağlardı gol. 5-3. Şimdi yine her şey değişebilir. Beklenmedik bir gol. İki oyuncu bir anda ileri çıkınca Bahattin'in önü boş kaldı tabii. Bahattin de o boşluğu iyi kullandı. Bahattin. Korner. Bahattin doğrudan kaleye Uğur. İki hamleli topu kontrolüne aldı. Kaleciye yapılan hareket faul. Sola sola Apo. Hoca avantaj koca. Top bizde ya. Uğur hemen oynadı. Sağ tarafa Bahadır'a. Bahadır. Yusuf yanında. İstediği gibi atamadı Yusuf'a. Atılacak bir gol son saniyeleri daha da heyecan katıyor. Bahadır vurdu. Top yine ağlarda gol. Bir bakıyorum. Gol. Bir bakıyorum. Gözler hakemde. Şu anda sağ içinde bir karanlık. Çalışıyoruz. Tartışmaya son vermek adına kesin bir bilgi almak istiyor. Çünkü file arkalarının açık olması bu tip pozisyonlarda sıkıntı yaratabiliyor ama bakıyoruz olacak. Devam ediyorlar. Goller çıktı. Business Cup'ta heyecan tabii bu maçın ardından da devam edecek. Yaklaşık tam 10 mücadele bugün oynanacak. Normal şartlarda 12 maç oynanıyordu ama bugün 10 maçla devam ediyoruz Business Cup'a. İki takım da sıkıntı olduğu için maçlarda yer alamayacaklar. Bu müsabakanın ardından sizleri oldukça keyifli derbi niteliğinde bir maç bekliyor diyebiliriz. Gold bilgisayar ile de facto takımları karşı karşıya gelecekler. Keyifli, renkli, tempolu bir mücadele bizleri bekliyor olacak. İki takım da iddialı takımlar. Bu maçın ardından da heyecan devam edecek ama bu maçtaki heyecan ise tüm hızıyla devam edecek ama pozisyonun incelenmesi var şu anda. Mücadele tekrardan başlıyor. Anıl
şimdi topu sağ kanada doğru açtı. Bahattin'e, Bahadır özür diliyorum. Bahadır. Baskı devam ediyor. Serkan. Erde. Serkan bırakmadı mücadeleyi. Yusuf. Yusuf Alper'i geçebilecek mi? Tel bu sefer Yusuf'un aleyhine olduğu pozisyonda. Kalesine doğru döndü. Uğur şimdi topu kontrolüne. Uğur baktı arkadaşların dağılımına. Doğrudan kaleye doğru gönderilen top. Kesti. Serkan vuruşu. Bu sefer harika bir gol. İşte bu sefer harika bir gol. Futbolda erken konuşmamak gerekiyor gerçekten. Çünkü skor şimdi 5-4'e geldi. Bakalım bu skor, bu gol neleri değiştirecek? Bir mucize gelecek mi? Bir mucize gelecek mi? Bahadır geçti rakibini. Bahadır çizgiye indi. Yaparsa ortasını tehlike. Kesti topu. Osman Serkan Köylü. Ayak gereğinden fazla kalktı. Erde, şimdi topun başındaki isim Erde, doğrudan kaleye doğru gönderilen top farklı bir şekilde avuta çıkıyor. Bahattin. Bahattin. Karar. Out. Out'la mücadele başlayacak. Uğur şimdi gönder topu Serkan'a. Serkan göğsüyle indirdi. Anıl'ın yaptığı hareket faul. Bahadır. Artık son atak, son şanslar. Bahadır. Şutu savunmadı Anıl. Erden'in baskısı var. Bahadır oradan çıkarttı topu. Bahadır gönderdi. Savunma derken hakem mücadelenin son düdüğünü çaldı. Türknet takımı öne geçtiği mücadelede, farklı öne geçtiği mücadelede Parıt'ın mücadelesini bırakmadı ve Parıt'ın mücadelesini bırakmadı ve inat etti ama maalesef maçı beraberliğe getirmeyi başaramadı. 3 puan alan taraf Türknet oluyor. Bir sonraki mücadele Gold De Facto maçıyla birazdan sizlerle birlikte olacağız.